Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Meizu markasının M6S veyahut da M6S olarak geçen Android telefonunun kutu açılışını yapacağız. Çok yakın zamanda bu telefonun detaylı incelemesini de yapacağız. Özellikle de önce kutusundan çıkaralım istedik sizlerle birlikte. Bu telefonu seçme sebebimiz, bildiğiniz gibi telefon fiyatları şu anda yükselmiş durumda ve güzel bir telefonu uygun fiyata bulmak o yüzden zor. Videoyu çektiğimiz bu sırada telefonun fiyatı 1200 TL'nin altında. O yüzden seçtik. Ancak tabii seçme sebebimiz bununla sınırlı değil. Telefon 5.7 inç IPS güzel bir ekrana sahip. 18'e 9 uzun diyebileceğimiz yeni nesil bir ekran oranına sahip ve ince bir çerçevesi var. Aynı zamanda arka tarafında da metal bir gövdesi var. Premium bir üretim kalitesi olduğunu dokunduğumuzda söyleyebiliriz. Çözünürlüğü 1440x720. Ancak Equinox Samsung'un işlemcisine sahip 7872 işlemcisi var. O yüzden yüksek performans vereceğini düşünüyoruz bu çekirdek yapısı, işlemci yapısı ve bu çözünürlükle. Aynı zamanda ön kamerası 8 megapiksel, arka kamerası da 16 megapiksel. Bakalım bu kullanılan kameralar bizleri ne kadar tatmin edecek? Çünkü 1200 TL'nin altında bir telefondan bahsediyoruz. Detaylı incelemesi yakın zamanda dediğimiz gibi kanalımızda olacak. O yüzden sizleri abone olmaya ve bu videoya bol beğeni bırakmaya bekliyoruz. 3 GB RAM var, 32 GB ya da 64 GB ROM opsiyonları var satın alacağınız cihaza göre ve 128 GB kart desteği var. Aynı zamanda yan tarafta bir parmak okuyucusu var, güzel konumlandırılmış kendisine has tasarımıyla ve ince bir telefon, özellikle de LG G6'ya göre oldukça ince. 3000 mAh pilimiz var ve bu kombinasyonda başarılı bir pil ömrü sunacağını da yine düşünüyoruz. Ve Flyme işletim sistemi var. Meizu'nun kendisine has hızlı bir ara birimi var. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre metal gövde, parmak okuyucu, iyi bir kamera, Samsung işlemci. Şimdi kutu içeriğini de söyleyerek bu kutu açılış videosunu bitirelim. Bir kartonun içinden Genpa garanti belgesi çıktı ve detaylı kullanım kılavuzu var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında bir adet kartonda Flyme yazıyor işletim sisteminin adı ve bir iğne var. Bu iğne de genellikle sim kartların çıkarılmasında kullanılıyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Kartonumuzu kenara alalım. Kutunun bu bölümünde muhtemelen evet adaptör var. Meizu yazan bir adaptörümüz var. Ve 5 volt 2 amper olarak gözüküyor değerleri. Oldukça sade şık bir adaptör. Telefona oranla çok küçük değil ancak kaliteli bir dış kaplaması, plastik yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şu Genpa kılavuzları ve kutuları biraz daha açarak şöyle yapalım. Arada kendimize yer açalım. Adaptörü de sergilediğimize göre son kutu kaldı. O da kablomuzu içeriyor. Micro USB bir kablo var. Ancak kablonun kenarları güzel bir şekilde beyaz çerçevesiyle sağlamlaştırılmış ve kablo kalın ve dayanıklı, elastik gözüküyor. O yüzden sağlam bir kablo olduğunu görüntüsüne bakarak söyleyebiliriz. Kutu içeriği bu kadar. 1200 TL altında fiyat performans telefonu olacak mı? Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Detaylı incelememiz için videolarımıza destek vermeniz önemli. Abone olmadıysanız hemen videomuzun altındaki linklerden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ve eğer Teknobiyotik TV'ye destek vermek istiyorsanız teknobiyotik.com adresine girerek herhangi bir şey satın alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.